Amerika çok açık Türkiye'ye düşmanlık yapıyor. Türkiye'ye düşmanlık yapıyor şu anda. Zaten bizi şaşırtan şey nedir? Yani geçmişte Amerika'nın yaptıklarına bakınca şaşırmamak gerekiyor. O manada değil. Ama herkes şaşırır. Sizinle NATO'da müttefik. Lafa gelince stratejik ortak diyor. Bardağı taşıran son damla ne oldu? Hatırlayınız. 30 bin kişilik sınır ordusu kuruyoruz ne? dedi. Yani PKK'lılardan 30 bin kişilik ordu kuracağını sizin yüzünüze söyleyen bir müttefikiniz var. Şimdi Amerika ama aslında... hemen yapıyor. <laughs> Yapmıyor ama. Yapar gibi yapıyor. Zaten iki yüzlülüğü karakter zafiyeti yönetiminin, ABD yönetiminin de orada. Mesela şimdi açığa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın e, açıklamalarıyla e, bu Trump'la e, Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklama Trump Davos'tayken yapılmış. Yani aralarında bir kopukluk var. Onun için mesela e, söylemedikleri şeyi Trump'ın söylemiş gibi ifade ettiler. Ve yani biraz da yadırgadım ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu da. E, Türkiye yayınlasın diyor şeyleri böyle diyor. Böyle bir saçmalık olamaz herhalde. Hayır, yani, yer, yani sen baştan ilk söylediğinde güzel söyledi. Yani biz Türkiye'nin dediğini asıl alırız diye. Ondan sonra bir topluluğun önünde açıktan Türkiye açıklasın. Sanki yani Türkiye doğruyu söylemiyormuş. Açıklarsa bak Türkiye nasıl mahcup olacakmış gibi bir ima çıktı orada. Böyle bir şey devletler Ama doğru deresindeki... değil yani. Sen kendi Olur devletinin şey? dediğine neden İnanacağız. kesin inanmıyoruz? Demek ki burada bak çıktı Amerikalı yetkili Sayın İbrahim Kalın'a işin doğrusunu söyledi. Trump Davos'tayken bunlar Beyaz Saray'dan açıklama yapıyorlar. Onunla görüşmeden hatlar kopmuş yani.